Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizi hiç yormayacak, kahvaltıya çabucak yapabileceğiniz şipşak poğaça tarifi vereceğim. Tarife başlıyorum. İlk olarak 100 gram yani 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı yani 125 gram yoğurt ekliyorum. 2 adet yumurta kullandım, birinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve bu malzemeleri ilk olarak karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırdım. Şimdi üzerine yaklaşık 3,5 su bardağına yakın un ekliyorum. Unu ekledikten sonra da 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. İlk olarak kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğurmaya başlayacağım. Kaşığı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya başlayacağım. Videomu buraya kadar izleyenlerden küçük de olsa bir yorum beklediğimi yine söylemek istiyorum. Hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp bir 5 dakika hamurun dinlenmesini bekleyeceğim. Hamurum 5 dakika dinlendi. Hamuru şöyle bir toparladım. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Şimdi üzerine doğramış olduğum bir tutam maydanoz, yeşil soğan ve dereotunu ekliyorum. İnanın sizi hiç yormayacak bir poğaça tarifi. Biraz da pul biber ekledim. Bir kase yani 125 gram da beyaz peynir ekliyorum. Sizi hiç yormayacak, 5 dakikada hazırlayıp fırına göndereceğiniz kolay bir tarif. Kahvaltıya çok çabucak yapabilirsiniz. Fırında poğaçanız pişerken siz de çayınızı demleyip kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Eklemiş olduğum malzemeleri de yoğurdum. Ve şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsime cevizden biraz büyük parçalar koparıp yerleştireceğim. Evet, tam da bu kadar. Tekrar gösteriyorum. Tek tek içine peynir koymayla falan uğraşmayacaksınız. Ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerlerine süreceğim. Yumurta sarılarını da tamamen sürdüm. Önceden ısıttığım 185 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirdim. Ve poğaçalarım hazır. Gerçekten harika görünüyorlar, öyle değil mi? Mutlaka deneyin ve sizler de tadına bakın. Bana yorumlarınızı atın. Daha yakından gösteriyorum. Birazdan iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Harika bir tarif. İnanın görüntüsü kadar lezzeti de muhteşem olmuş. Mutlaka deneyin, lezzetine bakın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.